Avrupa Birliği'nden sonra ABD'nin de ülkücü hareketi hedef alması tesadüf mü bir? Bunu sormak istiyorum. Bir de işte bu FETÖ ile işte PKK-YPG'nin Ermeni lobisinin yan yana gelmesi, hani düşmanımın düşmanı dostumdur ilkesinden hareketle mi, yoksa bunları birlikte hareket etmeye yönlendiren bir güç ya da motivasyon kaynağı da var mı ekstradan? Nasıl değerlendirirsiniz yaşananları? Şimdi İbrahim, düşmanımın düşmanı diye değerlendirmem. Çünkü FETÖ dediğimde ben Türkiye'nin içerisinde iktidara düşmanlık besleyen bir oluşma değil, bizzat Amerika'da CIA'nin kendisini algılıyorum. Dolayısıyla ortada bir düşmanımın düşmanı dostumdur şeklindeki bir anlayıştan ziyade içeride bir şekilde etki ajanı olarak 40 yıl içerisinde bir hırkayı örerekten yerleştirilmiş bu CIA artıklarının Amerika'da Ermeni lobisiyle, Yunan lobisiyle, PKK lobisiyle bir araya gelmelerini ülkenin içinden bir grubun Erdoğan'a ya da Cumhur İttifakı'na yönelik olarak geliştirdikleri bir hamle gibi görmeyin. Amerika oyununu oynamaya devam ediyor. Şimdi şuna da dikkat etmek lazım. Ülkücü geleneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bozkurtlar diye geçiyor. Terör örgütüyle bir şekilde irtibatını ortaya koyabilmek için sabit bir takım verilerin olması lazım. Biz ülkücü hareketin ne Avrupa'da ne Amerika Birleşik Devletleri'nde ne de Türkiye'de bir terör eylemiyle iltisakının olmadığından eminiz, biliyoruz. Buna da şahitlik ederiz. Ama aynı Amerika'nın biz terör örgütlerinin elebaşılarına, efendime söyleyeyim, general diye hitap ettiğini de şahidiz. Hatta aynı Amerika'nın kendi Amerikan Devlet Başkanı'nın elinden Twitter adresini alıp Mazlum Kobani dedikleri baldırı çıplağı, mavi tıklı hesap açtığını da biliyoruz. Dolayısıyla Amerikan başkanına onu yapan size neyi yapmaz? Size her şeyi yapabilir. Burada asıl bence üzerinde belki de fikir yürütmemiz gereken husus ülkücü ya da Amerika'daki ismiyle bozkurtların Amerika'daki organizasyonlarına yakın bir zaman içerisinde FBI dahil bir takım baskınlar yapılır. Hiç olmadık yerden olmadık belge, bilgi, doküman, gömülü silah çıkarsa hiç şaşırmamak lazım bu komploya. Çünkü neden? Türkiye'de bunları maharetli bir şekilde sahaya sürmüş FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı şeyleri sahaya sürme noktasında herhangi bir zorlukla karşılaşacağını düşünmüyorum. O yüzden buradan önemli bir ikazda bulunalım. Özellikle Avrupa'daki ülkücü ocakları, ülke ocaklarının teşkilatlarına bulundukları her türden ortamın emniyetini tam ve net olarak sağlayaraktan Türkiye'de Ergenekon süreçlerinde kendi elleriyle gömmüş oldukları silahları tekrardan gidip eşerek bulanların Almanya'da da aynı oyunu sergileyebileceklerini, Amerika'da da aynı oyunu sergileyebileceklerini, bunu yaparken de FBI dahil olmak üzere, Almanya'daki iç istihbarat dahil olmak üzere de birlikte çalışmaktan da imtina etmeyeceklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu çok net. Türkiye seçimlere giderken 15 Temmuz noktasında kim hangi mekanizma direnişte bulundu ve hala bu direnişini devam ettiriyorsa onlara yönelik olarak kapsamlı, planlı, organize bir akıl tarafından, bu akıl kelimesi de itibarsızlaştırılıyor. Çünkü çok açık söylüyorum, bu ülkede oluşturulmuş Cumhur İttifakı'na akademisyenlik titrinin arkasına sığınaraktan Yeni Kapı rejimi diye nitelendiren kelambazlar ve kalembazlar var. Hem kelamlarını oynatıyorlar, dillendiriyorlar, hem kalemlerini oynatıyorlar, hem de gerdan kırarak adeta Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya kadar burada dillendirilen bütün söylemleri sanki olmamışçasına itibarsızlaştırmaya gayret eden çeşitli yerlerde yazılar yazan önü bol ünvanlı kişiler var. Bunlara dikkat etmek lazım. Sadece sahada ülke ocaklarına ve Türkiye'ye yönelik komplolara değil. Mesela Türkiye'de terörle mücadeleyle ilgili en ufak bir şey söylediğinizde, işte görüyorsunuz iktidarın güvenlikçi siyaseti bizi bu noktalara getirdi. Ama aynı güvenlikçi siyaset dediği gün 7 şehit verdiğimizle ilgili tek kelam etmeyen kelambazlar, tek satır yazamayan kalembazlar, ya bir takım merkezlerden ağızlarının içine sokulan dolar kadar konuşuyorlar, ya da bir zamanlar patronajlığını yapan eski başbakanlarını temize çekmek adına kendileri o makamları terk ettikten sonra ülkenin ne kadar liyakatsız ellere kaldığına dair
Bunlar her türden tezviratı yaymaya devam ediyorlar İbrahim. Peki ABD'nin korkusu 2023'te Cumhur İttifakı yeniden kazanır mı? Yani Biden'ın eski açıklamalarını hatırlatacak gibi olacağız ama bütün hesabını muhalefet üzerine mi yapıyor ABD şu anda? Şimdi İbrahim, daha önceden Türkiye'de vesayet sistematikleri vardı. Bu vesayet sistematikleri kullanılarak jüristokrasi, medya, iş adamları da dahil olmak üzere Türkiye'de her türden ortamı manipüle edip istedikleri forma sokmaları mümkündü. Olmadı mı? En nihayetinde 60'ta, 71'de, 80'de, 28 Şubat'ta, 15 Temmuz'da ne olduysa onu yapıyorlardı. Ama 15 Temmuz'da işin rengi değiştiği için Biden'ın da bizzat New York Times'ta yapmış olduğu toplantıda dillendirdiği gibi, buradaki müttefiklerimizle, dostlarımızla, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bizzat söylediği gibi dostlarımızla iktidara geleceğiz cümlesiyle adeta birbirini tamamlayan ifadelerle biz bunu anlıyoruz. Çünkü ellerinde başka mekanizma yok. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne, Türkiye'ye yönelik bu yürütmüş olduğu siyasetten dolayı çok fazla ben öfkelenmiyorum. Çünkü bir satranç oynanıyor. Bana şah çekti diye karşı tarafımdaki rakibime öfkelenip de satranç tahtasını kafasına geçirmektense, benim daha etkin hamleler yaparak şaha şahla karşılık verecek bir siyaseti mutlak surette ortaya koymamız lazım. Peki. Amerika tabii ki bunu yaparken İbrahim, adı İbrahim olanları, adı Yusuf olanları, Ramazan olanları kullanıyor. Çünkü dominant bir kültür geleneğinden gelen bu millet, adı Hans olan, adı Biden olan, adı Trump olan insanların devreye girdiği sistemde çok net tavır bellediğinden dolayı sureti haktan gözüküp masa altında iblis ile işbirliği yapmaktan imtina etmeyecek sistematikler geliştirdi. Mücadelemiz bunlarla.